Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü derste beraber bambaşka bir konuya geçeceğiz. Umarım buraya kadar her şey yolundadır. Anlattığımız kavramları iyicene öğrenmişsinizdir, aşina olmuşsunuzdur. Bugünkü derste beraber artık Android'de veri saklama yapılarını öğreneceğiz. Öncelikli olarak Android'de Shell Preferences denilen XML tabanlı dosyaya veri yazıp burada biz basit verileri diyelim, primitive type'ları saklayabiliyoruz. Önce bunu bütün çeşitleriyle beraber ve ilgili metotlarıyla beraber öğreneceğiz. Daha sonra Android'deki dosya sistemine bir göz atacağız. Belki duydunuz, belki biliyorsunuz internal ve external storage diye iki farklı kavram var. Ayrıca bunların da bir de cache yapıları var. Bunların nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ve sonrasında da ilişkisel verileri tutabileceğimiz bir veri yapısı ihtiyacı halinde Android ile beraber bize gelen, hazır olarak gelen SQLite'ı öğreneceğiz. Bu SQLite veri tabanı sayesinde biz tablolar oluşturup burada istediğimiz verileri saklayıp bu verileri kullanabiliyoruz. Bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ve bir veri tabanı kullanırken, SQLite kütüphanesini kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Ve bu örnekler için bir tane not defteri diye bir uygulama yapacağız. Bu uygulamanın hem layout'un hazırlanmasında hem de adım adım SQLite'ın nasıl kullanılacağında, daha sonra bunu anlatırken bir content provider, content resolver kavramlarından detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ve daha sonra da bir profesyonel bir uygulama yaparken aslında kullanmamız gereken bu content provider'ların bütün özelliklerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Daha sonra da bu not defteri uygulamasını da öğrendiklerimizin ışığında tamamlayacağız ve eğitim serimiz sona erecek. Umarım bundan sonra da benimle birlikte bu videolara devam ederseniz umarım faydalı olur. Bir sonraki derste Shell Preference'da eğitimimize başlayalım.